Cümleten iyi misiniz? Başkanım, hoş geldin. Sefalar getirdin. Hoş bulduk. Ben Veli Ağbaba, Malatya Milletvekiliyim. Hüseyin Yaşar, İl Başkanımız Nevaf Bilek, Parti Meclis Üyemiz, 10 milletvekili bugün buradayız. Hepinize kolay gelsin diyoruz. Allah sağlık sıhhat versin. Nevrozunuz kutlu olsun diyoruz. Bir isteğiniz var mı? Bir şey diyor musunuz bize? Sağ olun. İnşallah bundan sonra daha sık görüşeceğiz. İnşallah başkanım. Hepinize Allah sağlık sıhhat versin. Allah emeklerinizi boşa vermesin. Ne iş yapıyorsun? Başkanım olay engelleri var. Ne iş yapıyorsun? Şükrü abi. Amelelik mi yapıyorsun? Evet. İnşaatlarda. Evet. İş bulabiliyor musun? Yok vallahi yok. Akşama kadar bekliyoruz orada. Ben bir gün çalışıyorum. 15-20 gün boşum. Yok orada. Günlük ne kadar alıyorsun Şükrü abi? Vallahi 30'dur, 40'dır öyle. Yani amelelik yapıyorum. 30-40 lira. Evet. İş yok abi. Ona rağmen iş bulamıyor musun? Yok vallahi. Nasıl geçiriyorsun çocuklar? Kaç çocuk var? Kaç çocuk var? 7 kişiyiz. 2 tane engelli çocuklarım var. İkisi de engelli. Peki nasıl geçiniyorsun? Maaşları alıyorum. İki engelli çocuğun maaşları alıyorsun. Sen günlük işe gidersen 30 lira. Bir gün gidip 15 gün çalışmıyor musun? Yok Allah. İş yok. İken orada kalıyorum. İş yok. İken burası amele çalışıyor. Amelelik. İken orada. Çok musunuz? Kalabalık mısınız? Kalabalık. Herkes mi öyle? Valla ben orada kalıyorum da iş yok yani. İş olsa çalışır mı, iş yok. Kira ev? Yok, ev benimdir de yalnız inşaattır. Daha madde durumu yok yapsam. İnşaat daha duruyorsun. He valla. Allah yardım etsin. Allah razı olsun. Alalım hiç olmuyor hele. Yani soğan batmalar ya başkanım. Batman'da soğan hiçbir yerde alım yok hele. Yani iş kolay, iş kurda alımlar olmuyor hele. Evet. Hani şu an Batman'da tamam mı? Hiç orada hiçbir yerde alım yok hele. Alım yapılmıyor. Bak işte ben evliyim, 3 çocuğum var. 2 tanesi okulu okuyor, eğitim günü görüyor. Hani AKP var ya, AKP hani bizi günü görüyor. Hani, İşsizlik çok mu burada? Evet var. İşte benim 3 çocuğum var. Benim 3 çocuğum var. Vallahi benim bir yaşlı babam var. Üvey bir tane anneannem var. Tam benim yanımdadır hele. Üvey annem var, bir babam var. Benim yanımdadır hele. Benim 3 çocuğum da var. Okulu okuyor, eğitim günü görüyor. Yok. Kaç yaşındasın? 1 yaşlıyım. Falan var mıydı daha önce? Daha önce belki sevgi iş kolay günü girdim. Bir daha beni ise almadılar hele. Evet almadılar. Ben hani AK Parti'ye çıktım. AK Parti yetkilileriyle konuştum. Hani emin ol Allah'tan yüzümüze bakmıyorlar. Belediye çıktım. Almadılar. Hani kimse bize kapılarını açmıyorlar hele. Şimdi bayram yıldırım. Veli Bey öncelikle Batman'a hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Gerçekten sizi medyadan takip ediyoruz. İnşallah bölgemizin temsilcisi olarak Hüseyin Bey de seçilir. Yalnız bizim gündemimiz ekonomik gündemimiz Libya, Suriye ve bağlamda farklı şeyler değil. Suni gündemlerle ülkemizi yoruyorlar. Gençlerimiz burada, bütün mahalle gençlerimiz. Gündemimiz işsizlik. İşsizlik. Size de güveniyoruz. İşsizlik. Bunlar doğru bütün söylüyor. Mahallemizin gençleri gece gündüz kahvelerde oturuyorlar. Gündemimiz değil. İşsizlik. İşsizlik abi. İşsizlik. Evet. Ekonomik. Ekonomi işsizlik. Çalışmıyor burada. Yok abi. Yok abi. Çalışmıyor. İş yok. Nerede çalışalım? Günlük kahveler Batman gibi bir yerde yüzlerce kahve açılmış. Üretim yok. Nasıl? Üretim yok. Evet. TEPO gibi bir kuruluş var. Gidiyorsunuz bakıyorsunuz Veli Bey. 90'lı yıllarda 2000-3000'e yakın insan çalışıyordu. Taşeronlaştırıldı. Tıpraş taşeronlaştırıldı. Üretime dönük hiçbir hamle yok. Aynen. Yani biz bunu istiyoruz. Sizi de bir temsilci olarak görüyoruz burada. Başımızın gözümüzün üzerine geldiniz Veli Bey. Başımızın gözümüzün üstüne geldiniz. Adamlarına para kaçınca alıyorlar. 100 defa gittik hep. Şu an ben 15 nüfusa bakıyorum. Vallahi işsizim. 15 nüfusa bakıyorsunuz. Yok çöp mü topluyorlar çocuklar. O da. Oğlan da liseyi de bitirdi işsiz. Ben de okuldan çıkardım dedim okuma dedim. İş yoksa ne yapayım? Hiç kimse çalışmıyor. Eşin falan da çalışmıyor. Hiçbiri çalışmıyor. Bir gözde sigortamız yok. Nasıl geçiriyorsun peki? Nasıl geçiriyorsun? Çöp mü topluyorsunuz? Mevsimlik için Manisa'ya gideriz. Mevsimlik için. Çöp topluyorsunuz derken kağıt falan mı? Kağıt mağıt çocuklar gidiyor topluyor. Onunla besliyoruz yani. Aman mevsimlik işçiyiz Manisa'ya, mevsimlik işi gidiyoruz. Özgür Özel de bizim arkadaşımız gidiyoruz yanınıza yani mesela daima. Perişan haldeyiz yani. 3-4 ay gideriz çalışırız domates, üzüm işi. Ondan sonra yatarız. İş yok abi. Millet perişan, aç. Buranın en büyük
İstatistiğe göre %30 diyor. Yani 10 kişi varsa 7'si çalışıyor. Abi %70 işsiz. Yalandı istatistikler, yalandır. Ne gel şimdi gidelim beraber. İş yok. Burada çalışan kimse var mı? Yok abi, hepsi bak olsa diye kahvede. İş olsa kahvede ne işleri var? Sen de çalışmıyorsun. Sen? Peki böyle bahsettik. Çıbanı atıyorum. Bakalım muhtarlar hepsi fakir, kayyum attılar muhtarlara. Bak adam zabıtaydı, AK Parti oy vermedi diye işten atıldı. İlaç ettiler. 100 kişiden 70'i işsiz diyor. İşsiz abi. Burada çalışan kimse yok mu babam? Yok abi, o sanki kahvelerden işleri var. Sen çalışan kimse yok. Burası bir kahve. Kemal abi, hayırlı işler, işler nasıl? Sayın baba, sayın vekilim, vallahi Cumhurbaşkanı bizi bitirdi. Bir sene 10 gündür hiç burayı açmadık. Bir aydır açmışız, o da müşteri bulamıyoruz. Bırakmıyorlar oyun oynasa. Kahvede ne yapıyorsunuz peki? Oturuyoruz, kendi kendimize oturuyoruz. Kaç aydan beri kapalısınız siz? Tam bir senedir kapalı. Bir seneden fazla. Ne diyorlar? Çay satıyorlar değil mi? Hayır, çay da satamıyoruz diyor. Kimse gelmiyor. İki kişi olunca alamıyoruz içeriye. İki kişi olunca alamıyoruz. Her masada iki kişi otursun alamıyoruz. İki kişi bulamıyoruz. Virüs buradan mı bulaşıyor yoksa kongreden mi bulaşıyor? Kongrede bulaşıyor. Yok, burada bulaşıyor. Yok, burası... hani kimse gelmediği için zaten virüs yok orada. Nasıl geçiniyorsun peki? Vallahi geçinemiyoruz. Eskiden mi? Borç, oradan borç alıyoruz, buradan borç alıyoruz. Öyle geçiniyoruz. Çok birikti mi borç? Bir sürü. Yani miktarı söylenilmez artık. Elimizdeki bitti, artık sağdan soldan borç ediyoruz. Çocuklarımıza ayırdığımız parayı, evlilik parası, ceviz parasını hepsini burada bu aylardan yedik işte bu bir senede. Ceviz çocuklarımız hepsi mi? Para, hepsi şu anda bekar kaldı evde. Kemal abi ceviz parası da mı gitti? Gitti. Çocuklara veremeyecek misin? Evlenemeyecek. Devlet destekledi mi? Hayır, destek almamış. Hiç para almadın mı? Hiç almadık. Bir sene kapalı olmamıza rağmen bize vergi çıkarttılar, vergilendiriyor dedi. Oyun oynatamıyorsun, çay dağıtamıyorsunuz. Sana söyleyeyim, her ay 2 milyar kira veriyorsun. Sana söyleyeyim, 2 milyar kira veriyorsun. Bankur prim ödüyor musun? Hayır, ben emekliyim. Emeklisin. Sen ödüyor musun bir şey? SSK'ya prim ödüyorsun. Yok. Ödemiyorsun? Yok. Kayıtlı değilsin. Yok. Doğa gaz ödüyor musun? Hayır, doğa gaz gelmemişler. Gelmemiş buraya. Elektrik ödüyorsun. Su parasını veriyorsun. Su parası ödüyorsun. Elektrik geliyor. Şehre temizlik vergisi ödüyorsun. Tabii tabii. Emlak vergisi ödüyorsun. Tabii tabii. Her şeyi ediyorsun, çalışmıyorsun ama. Çalışmıyoruz. Fena. İnşallah çözeceğiz. İnşallah. İnşallah 2023'e giderken dostlarımızla iktidar olacağız. İnşallah bu memlekete huzuru tekrar getireceğiz. Elektrik size de çok yüksek geliyor mu? Hocam 10 günlük 365 milyon elektrik gelmiş. 10 güne? 10 gün. 12 gündür açmışız. 10 günlük fatura gelmiş 365. Elektrik faturası. 10 gün, evet, ne kadar burada yazıyor? 365. 360. Bakın lambalarımızı çok iyi de yakamıyoruz. Yarısı fatura. Hepsini yakmadınız. Hepsini ya. 365. 365. Peki, Kemal abi, bunlar dile getireceğiz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Bizim Batman halkı iş güç yok. İş olsa iyidir. Ailede çalışan var mı sizde? Ailede çalışan yok vallahi hepsi. Kaç kardeşsiniz? Biz 4 kız 4 erkek kız. 8. Anne baba da mı çalışmıyor? Evet, anne baba vallahi iş durum yok. Kardeşlerin? Kardeşlerim de çalışmıyor. Hiçbir çalışmıyor mu? Yok. Ben lise 4'üm. Bu yıl sondur. Yani çalışmıyor, pandemi var. Sıkıcıdır hayat. Okul bitince ne yapacaksın? Okul boyunca bitince bir çalışmak istiyorum bir yerde. Bir devlet kurumunda başka bir iş olsa iyidir. Umudun var mı? Umudum var yani, bir polis olmak ya da bir asker olmak, yani bir iş olsa iyi giderim. Bu yıl sondur benimki. Abim de var, üniversiteye bıraktı 2 yıl. Yani lise 4'te bıraktı, bir iş olsa iyidir yani. 8 kardeşsiniz, evet. Anne baba var, çalışan kimse yok. Peki nasıl geçiriyorsunuz? Valla babam gidiyor çarşıda böyle, insanların yanına gidiyor. Yemliğe. Böyle. Amelilik yapıyor. Amelilik yapıyor. Senin ismin ne? Hüseyin Oğuz. Hüseyin, inşallah bu işler düzelecek. Umudunu kaybetme kardeşim, oldu mu? Ben nereye geleyim? Sen partiye geçiyorsun. Partiye vura benim yani. Neresi ya? Bak orada. Ben geleceğim. Sağ olun, teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta.